Bugün Avrupa'nın 6. dünyanın 8. yüksek hızlı tren kullanan, tabii aynı zamanda inşa eden ülkesi haline geldik. Ancak bununla yetinmiyoruz. Bu demir yolu seferberliği kapsamında istiyoruz ki ülkemizin her yerini doğu batı aksında, kuzey güney aksında ana koridor haline getirelim. Eskişehir merkezli, evet Bilecik'e, Kocaeli'ne, İstanbul'a gidiyoruz ama yetinmeyelim. Ta Kapıkule'ye kadar gidebilirim ve Ankara üzerinden de Sivas'a, Erzurum, Erzincan'a, Kars'a kadar gidelim. Bu ana koridor. Ancak bunun Bursa'ya uzatılması, bunun Afyon üzerinden Antalya'ya uzatılması, bunun Karadeniz'e uzatılması ve ülkemizin güneyine de uzatılması ile ilgili, İzmir'e uzatılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ancak sadece yapımla değil, artık bu hatlarda kullanılacak olan yüksek hızlı trenleri de kendimiz yapabilir olalım istiyoruz. Bu seferberlik kapsamında bugün burada arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Genel müdürlüğünden bütün teknik arkadaşlara, bütün çalışma arkadaşlarımıza, işçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fransaş her zaman iddialı olduğunu ortaya koydu. Bugün değil, devrim otomobiliyle iddiasını aslında ortaya koymuştu. Devrim otomobiliyle ilgili Fransaş iddiasını ortaya koyduğunda ülkemiz yöneticileri, ülkemiz idarecileri onlar kadar inansaydı bugün dünya markası otomobillerden, dünya markası uçaklardan bahseder olacaktı. Bu parantezi özellikle açtım burayı atlamamak adına. Ama Fransaş diyor ki artık ben bununla da yetinmiyorum. Demir yolu sektöründe motor imal eder hale geliyorum. Kapıda pankartı gördünüz. İşçi arkadaşlarımız, teknik arkadaşlarımız en az bizim kadar inanıyor. Diyor ki evet, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ın insanına olan inancı çerçevesinde ortaya koyduğu büyük hedefler var. Biz de bu büyük hedefleri gerçekleştireceğiz ve Türkiye olarak Eskişehir'den, Fransaş'tan yüksek hızlı tren yapacağız diyor. Dediğim gibi idare inanıyor. İşçi inanıyorsa gerisi bize destek verip yapmak kalıyor. İşte onun için de yeni 96 yüksek hızlı tren setini alırken sanayi iş birliği doğramı kapsamında özellikle teknolojinin ülkemize gelmesi, know-how'un gelmesi ve yüksek hızlı trenin Türkiye'de yapılmasıyla ilgili şartlamamızı koyduk. İlk 20'sini dışarıdan alacağız, evet. Sonra kademe kademe Fransaş üretimde daha fazla yer alacak ve son 16'yı bizzat %100 kendisi yapacak. Ancak bunu da yetinmiyoruz. Mirdi onun dışında o teknolojiyi getirip yüksek hızlı treni yapabilir hale geldikten sonra yine prototipi arkamızda yüksek hızlı treni hem mirdi hem devri olarak bizzat kendimiz yapacağız ve ülkemizde kullanmakla yetinmeyeceğiz. Ülkemizden kaynaklı bulunduğumuz coğrafyaya hatta dünyanın her yerine ihraç edeceğiz. Yine değerli misafirlerimiz de bilsin, Fransaş şu ana kadar birçok lokomotifi yaptı. Ülkemizde demir yollarında kullanmakla yetinmedi, birçok ülkeye de ihraç etti. Bu konuda ben çalışma arkadaşlarımıza, Fransaş'taki değerli işçi arkadaşlarıma, kardeşlerimize harbiden teşekkür ederim. Tabi bugün niye buradayız? Bunları söyledikten sonra özellikle Fransaş yeni bir dizel motor üretti. 850 beygir gücünde tamamen milli ve yerli olarak üretti. Bugün de prototipini görüyorsunuz ama bununla kalmıyor. Son testleri de bitti. Artık kullanıma arz edilecek. Önemli olan bir ilki başarmaktır. Bu ilki başardıktan sonra bunun devamı gelecek. Tabi Ar-Ge'sini de Fransaş'ın mühendisleri, işçileri yapıldı. 6 silindirli olarak bu dizel motor üretildi ve inşallah şimdi İzmir'de sunuluyor. 6 silindirli yaklaşık 700 kW gücündeki bu dizel motor tüm testleri başarıyla geçti ve teslim aşamasına geldi. Motorun ticarileşmesi elbette ki üretilmesi kadar önemli. Ticarileştireceğiz ki
sürdürülebilir hale gelsin. Buradan kaynaklı artık sektörün de kullanımına verebilirim. Bunu da çok önemsiyoruz. Tromsaç bunu artık seri olarak üretebilir bir hale geldi. Sipariş inşallah sağladığımızda da haftada bir tane, biraz daha sipariş yoğunluğu arttığında 3 günde bir motor üretebilecek bir kapasiteye geldik. Bu da bizim memnuniyetimiz. Çalışanlar olarak da. Eczat yapmış da biz üretemezsiniz.